günden herkese selamlar, saygılar. Bugün sizi harika bir yere getirdim. Çok sabırsızlanıyorum. Bu bölgeyi ben de çok merak ediyorum. Dünyaca da ünlü bir yer. Şavşafan'dayız. Bu bölgeyi gezmeye hazırsanız hadi hep birlikte başlayalım. Her sokakta farklı bir ambiyans. Gerçekten bunlar hep Magret, Ondüren. Çok güzel. Sabahın erken saatleri olmasına rağmen inanılmaz böyle bir yoğunluk var burada. Herkes gördüğünüz gibi mavi yerlerde, mavi sokakta fotoğraf çektiriyor. Dünyayı aslında burası adını bu mavi evleriyle adını duyurmuş. Bakar mısınız? İnanılmaz güzel. Her yer mavi. Hello. Her yer mavi. Çok güzel. Fotoğraf çektiriyorlar. Buranın tadını çıkartıyorlar. Fas'ın sıcağından kaçan insanlar Rif Dağları eteklerinde kurulmuş bu güzel Şavşafan'da keyifli dakikalar geçiriyorlar. Gerçekten eğer yolunuz düşerse mutlaka gelin buralara. Harika böyle begonvil cemile ağaçları, masmavi kapılar, masmavi pencereler ve masmavi evlerle burası kendini herkese aşık ediyor. Herkes burayı gerçekten çok beğeniyor. İnsanların yüzünde hep böyle wow wow deyip fotoğraf çektirdiklerini görüyorum. Gerçekten harika. Bize bol bol fotoğraf çektirdik burada. Şimdi yavaş yavaş böyle içeriye doğru yürüyüp bakacağım. Buranın keyfini çıkarmaya çalışacağım. Çok güzel. Mavi de benim rengim. Hatta bilirsiniz benim diğer videolarımı da izleyenler belki görmüştür. Kendi evimde mavi renkler çok fazla. Burada da böyle hediyelik işte çantalar falan var bu bölgeye özel. Şafşafan'ın. Harika. Bunları böyle alıp tablo falan yaptırabilirsiniz. Çok güzel. Bütün böyle turistik yerlerde olduğu gibi buraya da yoğun bir turist olayı olduğu için inanılmaz derecede ilgi var. Gördüğünüz gibi hediyelik eşya satılan birçok dükkan var. Aynı zamanda asma ağaçları gözüme çok çarptı. Sanırım bu bölgede üzümcülük, asma falan çok böyle revaçta. Ve doğal sabunlar, bakar mısınız? Mükemmel doğal sabunlar var burada. Mis gibi kokuyor. Sabun dükkanları, mağazaları, işte kartpostal satanlar, dericilik. Fas'ın geleneksel bütün böyle aklınıza gelecek her şeyi burada da var. Ah, gerçekten böyle wow wow diyerek sokaklarda geziyorum arkadaşlar. İnanılmaz güzel. Burada da yoğunluk işte turist olarak şu ülkenin ya da bu ülkenin diyemeyeceğim. Çünkü o kadar karma karışık birçok ülkeden gelen kişiler var ki dediğim gibi dünyada tanınmış bir yer burası. Muhteşem güzel. Sanki böyle ne bileyim şöyle hissettirdi bana arkadaşlar. Dağ eteklerinde geziyorum fakat bir deniz kenarında gibi de hissediyorum. Çünkü her yer alabildiğine mavi. Gözlerimi kamaştırıyor bu mavi. Çok farklı ve çok güzel. Söylemiş olduğum gibi Şavşafan'a gelirseniz bütün ara sokakları gezin. Her yer çok güzel. Gerçekten alabildiğince fotoğraf çektirmek için inanılmaz güzel böyle konseptler var. Doğal yani burası aslında bir Instagram stüdyosu gibi bu şehir. Bu açıdan çok hoşuma gitti. Ben de bol bol fotoğraf çektiriyorum. Şavşafan'da geldiğinizde sokaklar tamamıyla bir stüdyo gibi arkadaşlar. Bunu diyebilirim size. Bolca kemerli sokaklar, masmavi kapılar gerçekten çok güzel. Bir de güzel süslemişler. Sokaklar, yerler tertemiz. Hep böyle çiçekler falan asmışlar. Çok hoşuma gitti. Şimdi bir meydanda bir yer var. Orayı arıyorum. Bulursam orayı da size göstermeyi planlıyorum. Bu mavi yapmaların nedeni duvarları arkadaşlar. Aslında bu bölgede çok akrep varmış diyorlar. Bu akrep de maviyi kırmızı ateş olarak algıladığı için
gelmiyormuş evlere. Bu yüzden her yeri maviye boyamışlar. Birinci rivayetimiz bu. İkincisi ise burada bir zamanlar Yahudiler yaşıyormuş. Yahudiler de mavi rengi kutsal ve özel olarak kendilerince belirlemişler ve ilk buraya gelen Yahudiler mavi yapmışlar. Daha sonra burası ilgi çekmeye başlayınca diğer ev sahipleri de hep maviye boyayıp dükkanlarını falan o şekilde böyle tasarlamışlar. Ve gerçekten de bayağı da ilgi görmüş bu açıdan da. Yani iki tane buranın mavi olmasıyla ilgili bir rivayet var. Bunları da öğrendim, size söylüyorum. Bakın burası da böyle güzel bir meydan. Gördüğünüz gibi alabildiğince böyle kafeler, bir şeyler içebileceğiniz yerler. Burası da Plaza Kenitra'ymış. Bütün duvarlarda zaten yazılı neresi olduğu. Gerçekten çok otantik, çok güzel. Burada bolca böyle ekmek falan alabileceğiniz böyle dükkanlar falan da var. Fransız bagetleri, yöresel ekmekleri. Mesela ben şunların tadına baktım. Böyle çok hafif bir ekmek, kruvasanlar. Gerçekten hoş, güzel. Biz böyle yavaş yavaş ilerleyelim bakalım. Çok değişik kültürlerde, insanlarla da karşılaşıyorsunuz gezerken arkadaşlar. Arkadaşlıklar kurduk kaldığımız yerlerde. Güzel oldu, hoş oldu. Bizim gibi gezgin arkadaşlarımız var. Fransa'dan, İspanya'dan gelmiş. Onlarla işte dilimizin döndüğünce anlaşmaya çalıştık. Keyifli oldu. Onlar da bayağı yerler gezmişler. Fikirlerini söylediler. Az buçuk işte böyle anlaştık. Bakın karşıda bir de berberi abim var. Kilim dokuyor, örüyor. Hello, morning. Selam. Morning. This beautiful. This is handmade. El yapımı halı yapıyor. Süper. Beautiful. Çok güzel. Gösteriyor desenlerini. Bu desenleri yapıyormuş. Çok güzel. Türkiye. Türkiye. İstanbul. İstanbul. Eyvallah. Eyvallah abim, eyvallah. Hayırlı işler. Süper. Come to see. So we've been. Okay, no, I think this here. Okay, thank you very much. Thank you, sir. Have a nice day. İşte böyle görmüş olduğunuz mavi yüzünü kapatmış abim berberiydi. Berberi erkekler daha önce de size berberi köylerinde gezerken söylemiştim. Yüzlerini mavi şalla kapatıyorlar. Bunu da daha yakından görmüş oldunuz. Bakar mısınız çantaların güzelliğine? Asma ağaçlarının altında böyle yürüyorum. Gerçekten çok hoş, çok güzel. Kilimcilik de burada bayağı bir böyle meşhur. Gördüğünüz gibi abilerim de dükkanlarını yeni açıyorlar. Yani her sokak ayrı güzel arkadaşlar, öyle diyeyim size. Güzel restoranlar var, kafeler var. Çok güzel kokular geliyor. Hamur işi çok var burada. Sabahleyin de kaldığımız otelde bize böyle pişi yaptılar. Böyle yani hamur kızartması gibi bir şey diyeyim size. Çok lezzetliydi, çok hoşuma gitti. Benim annem çok güzel yapar zaten. Canım annem aklıma geldi. Burada da meydan var böyle, çok güzel. Bu meydanda karşımızda kasbahın girişi var. Çok güzel, çok şık. Bu meydanda insanlar oturuyorlar böyle. Kahvelerini, çaylarını yudumluyorlar. Burası Casa Alaaddin adında bir restoranmış. Farklı farklı böyle gerçekten çok çok fazla dediğim gibi yemek yerleri var, restoranlar var. Bir de şu hemen meydanda bir küçük bir kulübecik hemen görüyorsunuz orada. Çeşme sanırım orası. Gidip bakayım yakından. Bolca turistler fotoğraf çektiriyorlar. Bir bakalım anlayalım biz de. Neymiş orası? Çok huzurlu, çok böyle güzel. Burası böyle Karadeniz'in, Türkiye'de biliyorsunuz Karadeniz'in bir ne bileyim küçük bir kasabası gibi geldi bana. Evet, buranın da artık önemini tam olarak anlayamadım ama öğrenirim, söylerim size. Bayağı fotoğraf çektiren insanları gördüm burada. Bolca sokak köpeği var ama hiç saldırmıyorlar. Böyle yatıyorlar kuzu kuzu burada. Çok güzel gerçekten. Şu güzelliğe bakar mısınız? Yemyeşil dükkanlar, yemyeşil böyle harika ağaçlar. Yeşilliğin içinde dükkanlar. Hemen karşıda şu görmüş olduğunuz dağlar Rif Dağları. Zaten burası da söyledim size, Rif Dağları'nın eteklerinde çok güzel bir kasaba Şavşatan. Şavşavan. Adını da doğru söyleyeyim. İnanılmaz güzel. Thank you.
Şafşaf Han'da böyle kafelerin olduğunu söyledim. Sevgili Anas var burada. Anas da bu kafede çalışıyor. Dönüşte gelin kahve ısmarlayayım dedi. Gideceğiz ve kahvemizi içeceğiz burada. Bizim de çok güzel fotoğraflarımız çekti. Anas. Thank you. Thank you Türkiye. Thank you. Kardeş. Kardeş diyor. Kardeş. Süper. Ya çok tatlılar. Buradaki insanlar inanılmaz cana yakın. Çok güzel ve çok keyifli. Ve aynı zamanda turistik yerlerde gezdiğim ve gördüğüm kadarıyla en güvenilir yerlerden birisi. Çünkü küçük ve herkes birbirini tanıyor. Atın buraya çocuklu aileler, bu meydanda oynasın çocuğunuz, hiç kimse bir şey yapmaz. Gerçekten çok güvenli bir bölge burası ve çok hoş, çok güzel. Alo. Alo. Burada da böyle çok tatlı papağanlar var, rengarenk gördüğünüz gibi. Biraz sonra ben de onlarla böyle fotoğraf çektiririm. Çok güzel, çok tatlı ve çok güzel de böyle doğanın içerisinde. Yiyip yiyip burada sularını içip turistleri bekliyorlar. Çok güzel, çok tatlı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Enerjimiz bugün bomba, harika bir kahvaltı yaptık. Kaldığımız yer de çok çok böyle güzeldi. Çok hoşuma gitti. Burada zaten böyle evler konak gibi. Böyle aslında Amasya tarzı, o gibi yerlere, Safranbolu, aynı o tarz bir yerdeyiz diyebilirim. Daha iyi anlamanız açısından. Çok rahat yattık, güzel bir kahvaltı yaptık, enerjimiz çok güzel. Şimdi ilerliyoruz bakalım. Kalabalık neredeyse oraya doğru ben gidiyorum. Güzel elbiseler var. Çok güzel. Burası da Utah hamamları. Meydanda güzel bir de hamamları var. Burada böyle küçük çarşıları. Şuraya kadar böyle yürüyün bakalım ne var görelim. Sonra gene bakarız rotamıza. Çok güzel kuş sesleri var, gerçekten harika. Meydanda girişin ücretsiz olduğu bir yer gördüm. Böyle bu yöresel ürünlerin satıldığı çok güzel bir çarşı. Çok sessiz, çok huzurlu. Bir de size burayı göstereyim. Işıl ve rotası neredeyse, nereyi geziyorsa siz de orada gezip bütün bu güzellikleri görmenizi istiyorum. Gerçekten çok güzel. Bu gibi motifleri bu bölgede çok göreceksiniz. Kaldığınız otelin, hatta birçok otelin çeşmeleri falan böyle desenli, mozaikler harika. Yerler desen gene aynı şekilde muhteşem. Tavana bakar mısınız? Gerçekten harika. Bunlar da böyle çeşme, küçük çeşmeler yapmışlar. Ay şu benim evime çok güzel uyardı. Bizim arka tarafta böyle mavi beyaz. Bunu çok beğendim. Çok güzel. İlerleyelim bakalım. Hep el yapımı halılar, kilimler, fesler. Burada hatta bir atölye var. Böyle kilim falan dekiyorlar. Çok güzel, gerçekten harika. Böyle kendilerini yapmış oldukları biblolar, böyle kapı süsleri, kapılar bu yerin içerisinde var. Çok güzel, çok keyifli burayı gezmekte. Hep dükkanların böyle numaraları var. Ona göre geziyorsunuz. Burası bir böyle atölye gibi. Kendi ürettiklerini sattıkları dükkanlar, küçük çarşı olarak gördüm.
Bu dükkanların içerisinde bir de deriyiz. Burada dericilik çok meşhur, size söyledim zaten. Burada abim böyle derileri dikiyor. Çanta, gördüğünüz gibi böyle cüzdanlar, ayakkabılıklar, anahtarlıklar, küçük böyle hediyelik eşyalar alabileceğiniz birçok deriyle ilgili cüzdanlar, gördüğünüz çantalar. Aklınıza gelecek her şeyi el emeğiyle, el yapımıyla yapıyor. Burada da böyle deri kumaşlar var. İstediğiniz renk, kırmızı, beyaz, kahverengi, siyah, birçok renk var burada. Böyle derileri dikiyor. Süper. Süper. Bakar mısınız ne kadar böyle ince ince işliyor? We do cover for passport. Like the orange pasaport. One. Like orange one. Yeah. Pasaport. Pasaport kabı diktiğini söyledi. Ne kadar güzel. Bakın o bittiğinde böyle pasaport kabı olacak. Çok güzel, çok güzel. Beautiful. Süper. Yani çok böyle becerikli, çok üretken abiler var burada. Çok güzel. Thank you very much. Thank you very much. Süper, çok sağ ol. Gerçekten çok güzel, çok beğendim. Bazı işte böyle abilerim böyle davetkar olup ürettiklerini gösteriyor. Bazı dükkanlar buna tabii pek izin vermiyor. Böyle de bir durum var. Şimdi çıkalım, diğer lokasyonları gezmeye başlayalım. Şavşavan aslında çok büyük bir yer değil ama gezilecek böyle bu gibi dükkanlar, çarşılar fazla. Çünkü dediğim gibi çok turistik yer var. Fazla olması da daha iyi. Herkes bir yerde toplanmamış oluyor. Gayet güzel, böyle dağılmış bütün köyün içerisinde alabildiğince böyle hediyelik eşya satılan dükkanlar var. Şimdi böyle şelaleye doğru gidiyoruz. Burada da böyle sebzelik, burada da sebze satan böyle ablalar, abiler var. Fotoğraf çekme beni dedi. Bakar mısınız? İnanılmaz güzel. Sabun mağazaları, dükkanları, aynalar, hasırdan böyle eşyaların satıldığı yerler. Burada da böyle küçük bir pazar kurulmuş. Süper. Balık satıyorlar, sebze satıyorlar. Balık olduğu için kediler de bol burada. Bunu göresel kadınlar burada ürettiklerini satıyorlar. Fotoğrafa çok alışkın değiller. Gelirseniz bilginiz olsun. Sevmiyorlar fotoğraf çektirme olayını. Arkadaşlar bu mavi renkleri beyaz böyle kirece, bu indigo denilen taşları böyle döküyorlar. Bakar mısınız, ellerinde mavi oldu. Bunlar renk veriyor alçıya ve evleri bununla böyle badana yapıyorlar. Bilginiz olsun, bu mavi renge indigo'la ulaşıyorlar. Çünkü indigo kireç taşıyla uğraşıyorlar, masmavi yapıyor. O ayarı isterse açık, isterse daha koyu katarak kendileri elde edip boyamalarını yapıyorlar her yeri. Benim de size göstereceğim diye mavi oldu. Her şeyi bilin, her şeyi görün istiyorum. Elimden geldiğince gösteriyorum. Duymuştum. Boyanın da kendisini orada görünce hemen size böyle göstermek istedim. Wow, bakın burada da çok güzel. Very nice, beautiful. Çok güzel bir sokak. Her sokak böyle sanat sokağı gibi, gerçekten çok güzel. Fotoğraf çekiyorlardı. Abiler de bak dediler, aa burası çok güzel, süper. Hemen buraya welcome day işte girişlerini yapmışlar, çiçeklerle süslü masmavi bir sokak. Bu şapkalar da arkadaşlar, bu bölgenin yöresel kadınların taktığı şapkalar. İş yaparken yüzlerini güneşten korumak için böyle süslü pazarcı kadınlar şapka takıyor. Hoşuma gitti, size göstermek istedim. Rif Dağları arkadaşlar, şelale varmış burada. Biz de görelim dedik. Çok güzel bir kapısı var. Yavaş yavaş böyle geçip içeriye doğru yürüyelim. Gerçekten Şavşatan'da farklı farklı yerler var. Gezilip görülebilecek. Biz de ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi satıcılar sağlı sollu meydanda, yürüyüş noktasının yanında yerini almış. Alıcı bekliyorlar. Şuradan da şelalenin sesini duymak gerçekten çok hoş. Yani bayağı bir yürüdük çünkü yorulduk. Su sesi insanı rahatlatıyor.
görkemli Rif Dağları. Fas'ta Atlas Dağları'nı gördük, Rif Dağları'nı gördük. Olabildiğince sular, çöller. Gerçekten bambaşka bir yer burası. Şehir hemen arkamda kaldı. Biz biraz tırmandık dağlara. Sabahleyin böyle güzel bir spor oldu. Dağ bayır geziyoruz. Çok da böyle gördüğünüz gibi turistler burada var. Portakallara bakar mısınız? Ne kadar güzel. Gerçekten muhteşem arkadaşlar. Yani muhteşem. Suyun serinliği insanı gerçekten inanılmaz mutlu ediyor. Burada da böyle böyle tahtadan bungalov gibi bir şey yapmışlar. Dükkan sanırım ama daha açık değil. Kuş sesleri, muhteşem doğa manzarası, şelaleler. Daha ne olsun? Bakar mısınız? Çamaşır kıyıyor ablam orada. Buradaki kadınların evleri, yani evlerde sanırım su olayı sorunlu. Çamaşırlarını getiriyor köylü kadınlar. Burada yıkıyorlar. Çok enteresan gerçekten. İnanılmaz ilginç. Gördüğünüz gibi bu suyun içerisinde çamaşır yıkıyorlar. Thank you. Ben de burada böyle bir elimi yıkayayım. Buz gibi su arkadaşlar, inanılmaz. Buz gibi. Bu gibi böyle tatlı, sevimli hayvanlarla burada karşılaşmanız orası çok güzel. Size söylemiştim, yeşil ve maviden başka bir renk yok burada. Muhteşem, çok güzel, bol bol fotoğraf çektirdim dediğim gibi. Harika. YouTube kanalım Işıl ve Rıtası'na abone olup beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Şafşafan'dan herkese sevgiler. Like yapmayı, yorumlarda buluşmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Kuzey Afrika'dan herkese selamlar.